Burada bekler misiniz beni? Demet. Biraz konuşmamız gerek. Tamam. Gel buyur. Yok hiç girmeyeceğim. Ya sen mi sokuyorsun bütün bunları Cihan'ın aklına? Neyi ben mi sokuyorum ya Cihan'ın aklına? Beraber ev tutmuşsunuz, hayırlı olsun. Biz birlikte hiçbir şey yapmadık Tülin. Öyle mi? Tek başına tuttu öyleyse. Dayıyor, düşüyor. Güzel. Yakında yanına geçersiniz, beraber yaşarsınız. Ya Tülin kusura bakma da senin saçmalıklarını dinleyemeyeceğim burada. Bir şey söyleyeceğim Demet. Dokunma bana. O zaman cevap ver bana. Nedir senin aklında olan ha? Ne planlıyorsun sen? Ya... Cihan'ın aklına bunları sen mi sokuyorsun? Ya bak benim hiç kimseye ihtiyacım yok tamam mı? Ne Cihan'a ne de başka birisine. Yani ev tutmaya karar vermişse gitmiş tutmuş. Ne yapsaydım yani tutma Cihan mı deseydim? Öyle mi? Öyle. Ya ayrıca yani ben bu yaşıma kadar kızımla beraber tek başıma ayaklarımın üzerinde durabildim. Bundan sonra da öyle yaparım. Ha senin Cihan'la bir derdin varsa git onunla hallet, onunla konuş. Ya benim kimseye ihtiyacım yok. İhtiyacın yok, güzel. O yüzden mi evinin kirasını biz ödüyoruz? Efendim? Dur dur düzelteyim, yanlış oldu. Evinin kirasının bir bölümünü biz ödüyoruz diyecektim. Ben babandan böyle bir şey beklemiyordum, bir şaşırdım ya. Ben de. Ne oldu peki? Yani nasıl izin verdi görüşmemize? Ya verdim verdi işte, boş ver onu. Haklısın. Neredeymiş peki, nereye gitmiş? Annem iş için şehir dışına gittiğini söyledi ama bugün gelmez herhalde zannetim. Ne oldu? Babam geçti. Hadi ya. Dönmüş demek ki. Sen herhalde bunları benim sinirlenmem için söylüyorsun ve bravo başarılı da oldun. Aferin. Vallahi canım neye inanmak istiyorsa ona inan Demetciğim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. İstersen şimdi Cihan'a ara sor. Ya da daha kolayı var ben emlakçıyı arayayım direkt. O sana anlatsın ha. Hangisini istersin? Yazık ya. Gerçekten yazık. Cihan böyle bir şey yapmaz tamam mı? Hele bana sormadan asla böyle bir şey yapmaz. Bir dakika bir dakika kendine gel. Şu an bahsettiğin kişi benim kocam. Anladın mı? Benimle evli. Sen mi daha iyi tanıyacaksın kocamı yoksa ben mi? Hanımefendi affedersiniz ama böyle sokak ortasında ayıp olmuyor mu bağırıp çağırmak? Siz karışmayın lütfen. Ben karışmak mecburiyetindeyim. Demet sorun mu var? Yok yok ben hallediyorum. Affedersiniz ama siz hangi sıfatla şu tartışmaya müdahil oluyorsunuz? Demet Hanım'ın arkadaşı olarak. Oo, pardon arkadaşsınız demek. E o zaman ben bu iki arkadaşın arasına girmeyeyim. Kusura bakma rahatsız ettim ben özür dilerim. Demetciğim pardon. İyi günler size. İyi günler. Kapalı mı? Kapalı. Ya ben anlamadım ki annem şehir dışında diyor ama değil. Belki yakın bir yere gitmiştir. Yani illa Konya'ya gitmesi gerekmiyor ki adamın. Bursa var mesela 2-3 saat buradan. Gitmiştir gelmiştir. Yani. Neyse eve gidince anlarız artık. Hadi. Ya kusura bakmayın siz de böyle çirkin bir olaya şahit oldunuz. Rica ederim ne demek. Cihan'ın eşiydi konuştuğum bir şey. Evet biliyorum. Biliyorum derken basından görüyorum ben de. Yani rezillik yemin ediyorum büyük rezillik. Ya bu kadar utanılacak çekinecek bir durum yok. Herkesin hayatında bir sürü sorun var. Ya, sorun var var tabii de. Kimse bizim gibi rezil olmuyor. Ben sizin bu konuyla ilgili olmadığınıza eminim. Öyle bir kadın değilsiniz. Bir kere çok iyi bir annesiniz her şeyden önce. Çok iyi bir insansınız. Böyle bir şey yapmadığınızı kalbimle inanıyorum ben. Sağ olun. Ama herkes farklı düşünüyor işte.
Canım onlar ne düşünürlerse düşünsünler. Bu sizin ayıbınız değil ki, onların ayıbı. Ben müsaadenizi isteyeyim. Şurada bir işim vardı. Geçerken bir uğrayayım kapıdan. Halinizi, hatırınızı sorayım dedim. Sağ olun. Tekrar kusura bakmayın. Kusura bakacak bir şey yok. Siz kendinizi üzmeyin yeter. Denerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.